Evet, hepinize merhaba. İstanbul Coffee Summit'in ilk gününde sizlerle beraberiz. Bizler de aslında bu güzel organizasyonda yer aldığımız için çok mutluyuz ve de çok heyecanlıyız. Ben Aslı Yaman. Ben Ayşen Üçcan Keskinkılıç. Evet, aslında size iyi seyirler dileriz. Evet, birbirimizi tanıyoruz ama kahve sektörünün dışında olan bizleri takip eden kişiler de takipçilerimiz, aynı zamanda arkadaşlarımız, dostlarımız da bizleri izleyeceği için bir kez daha hani böyle bir tanıtım yapalım istedik. Bizler bugün sizinle SCA Türkiye Komitesi olarak beraberiz. İlk açılışı Ayşen ve ben beraber yapıyoruz. Yarın da Kaan ve Aşkan olacak. Bugünkü programdan biraz bahsedeceğiz ama dilerseniz birazcık SCA Türkiye nedir? Biraz ondan bahsedelim. Ne dersiniz Ayşen Hanım? Uygunsa. Evet. Bunu Türkçe olarak aslında senden dinlemek iyi olacak. Yarın Yannis'ten İngilizce olarak detayları dinleyeceğiz ama biz bir kere daha SCA Türkiye'de neler yapıyor, neler yapacak ya da kahve sektörüne neler getiriyoruz onu bir senden dinlesek iyi olur. Tamam. Ben bu yayına katılmadan önce biraz bilgilerimi tekrardan yenilemek amacıyla SCA'nın şöyle bir tarihine bir kez daha baktım ve Yannis de bize bahsetmişti. Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Yani gönüllü kişilerin, güzel kahvenin, iyi kahvenin peşinden koşan kişilerin aslında iyi kahveyi nerede bulabileceklerine dair böyle gönüllü bir şekilde isteyerek, hobi amaçlı olsun, çok da profesyonel olmadan bu şeyin, maceranın peşinden giderek aslında SCA'nın kuruluşu başlamış oluyor. İlk olarak tabii ki önce Amerika'da Amerika Nitekli Kahveciler Birliği olarak Specialty Coffee Association of America olarak kuruluyor. Sonra da Avrupa tarafında kuruluyor. Biliyorsunuz 2017 yılına kadar bizler Avrupa tarafını da bir komite olarak temsil ediliyorduk. 2017 yılı itibariyle de Avrupa ve Amerika ve diğer bütün SCA'nın ana etkinlik komiteleri birleşerek tek bir çatı altında SCA olarak, Nitekli Kahveciler Birliği olarak bir organizasyon şeklinde bugünkü yapısını oluşturdu. O yüzden şu anda sadece tek bir yapının merkezine bağlıyız. Şu an yaklaşık 64 ülkede SCA'nın üyesi olan, komitesi olan, aynı zamanda yarışmaların da organizasyonlarını düzenleyen bir çatısı var ve bize baktığımızda yani bilgileri incelediğimizde 10.000'in üzerinde üyesi var dünya çapında. Sosyal medyada da Facebook, Twitter, Instagram olsun bütün sosyal medya platformlarında toplamda 1 milyonda takipçisi var. Her ay bizlere farklı şekillerde SCA'nın yaptığı global platformda düzenlediği etkinlikler olsun, organizasyonlar olsun, araştırmalar olsun, eğitimlerle ilgili konular olsun, hepsiyle ilgili bizlere bir newsletter dediğimiz aslında online bir gazete gönderiliyor ve bu yaklaşık yani aktif olarak 150.000 üye mutlaka haftalık bu gazeteyi takip ediyor. Bizler de SCA Türkiye Komitesi olarak her ay üyelerimizi yaptığımız bütün etkinlikler olsun, diğer çalışmalar olsun bunlarla ilgili bilgilendirmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz Ağustos ayından itibaren başladık çalışmaya. Şu an 4 kişilik bir ekibimiz var. İlerleyen zamanlarda pandemi sürecinin de umuyoruz ki daha iyiye gittiği günleri gördüğümüz anda da ekibimize yeni üyelerimizi katacağız. Biraz daha ekibi büyüteceğiz ama şu anda gönüllü arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Onlar da bizlere destek veriyorlar. Neler yapıyoruz? Onları biraz Ayşen Hanım'a ben orada açıkçası birazcık bilgiyi ona aktarmak istiyorum. Bir de şunu eklemek istiyorum. Eğitim kısmı SCA için çok önemli. Yine global anlamda birçok ülkede sertifikalı, uluslararası geçerliliği olan SCA eğitim programları düzenleniyor. Bu eğitim programlarının içerisinde de en popüler olanı kahve becerileri programı, Coffee Skills program. Bu programda 6 modül var. Bir tanesi yarım günlük kahveye giriş programı. Diğer 5 modülde kahve kavurma, yeşil kahve, duyusal beceriler, barista becerileri ve kahve demleme olarak 5 modül bulunuyor. Bu her bir modülünde 3'er farklı seviyesi var. Giriş seviyesi, orta seviye ve profesyonel seviye dediğimiz. Eğitmen olmak isteyenler de arzu ettikleri modülün, herhangi bir modülün, hangi modülden eğitmen olmak istiyorlarsa onun 3 seviyesini tamamlıyorlar. Sonra SCA'ya, direkt global SCA'ya başvuruyorlar. Ondan sonra da zaten kendilerine gelen bilgiler doğrultusunda onlar da eğitmenlik yolculuğuna başlamış oluyor. Şu anda dünya çapında 70.000 sertifikalı bu eğitimlerden sertifika almış olan üyeler bulunuyor. Ve biz de 2020 itibariyle şu an az da olabilir söyleyeceğim rakam ama aslında bizler için güzel bir temsil olmuş oluyor. %1'lik dilimin içerisine girmiş bulunuyoruz. Umarım ilerleyen günlerde bu yüzdeyi daha da arttırırız. Daha çok nitelikli eğitimler düzenleyerek bu güzel sertifikalı programdan yararlanan kişilerin sayılarını arttırırız ve sektörümüze biraz daha katkı sağlamış oluruz. Evet Ayşen Hanım, şimdi sözü size veriyorum. Ben çok konuştum. Senin söylediklerine bir tek ek olarak aslında belki heyecandan o kısmı duymamış olabilirim. Biraz, evet, ikimiz de heyecanlıyız. SCA Türkiye'de SCA eğitimi veren arkadaşlarımızın listesi SCA Turkey sayfamızda bulunuyor. Buradan ulaşabilirsiniz. Şimdi ben Ağustos ayında event koordinatör olarak seçildim. Aslı, Kaan ve de Aşkan'ın grubunda. Ama ne yazık ki bana çok iş düşmedi. Çünkü geçen sene 2020'de yarışmaları yaptık. Ama 2021'de pandemiden dolayı 2020'deki yarışmacılarımızı yarıştıracak bir platform bulamadık. Dolayısıyla bunun içinde 2021'de yeni şampiyonlar seçmenin pek anlamı olmadı. Öncelikle 2020'deki şampiyonlarımızı yarıştırmamız gerekiyor. Bunun için Atina'da Haziran'da yapılacak yarışmalar söz konusuydu, iptal edildi. Evet. Şu anda önümüzde ancak Tayvan, Taipei'de yapılacak, Kasım'da yapılacak yarışmalar var. İnşallah orada belli bir bölümünü arkadaşlarımızın yarıştırma imkanı bulacağız. Ama tabii onlar da aslında 2020 şampiyonları oldukça şanslılar. Dünyada ilk kez SCA şampiyonları 2 senedir şampiyon. Evet. Yani tek sene değil, her senenin şampiyonu değil, 2 senenin şampiyonu gibi bir durum var. Neyse, bunun dışında event olarak neler yapıyoruz? İşte geçtiğimiz dönemlerde birkaç canlı yayın yaptık. Aslında her ay 2 tane canlı yayın yapmak istiyorduk. Fakat İstanbul Coffee Summit önümüze getirilince sağ olsun Alper Sesli yine böyle güzel bir organizasyona imza attı. Teşekkür ederiz Alper. Çok teşekkürler. Biz de içinde olalım dedik. Daha yoğun bir program yapmak isterdik. Ama pandeminin el verdiği koşullarda yurt dışından gelen misafirlerimizi ancak bu şekilde ağırlayabildik. İlerleyen günlerde SCA Turkey platformlarında zaten daha da canlı yayına biz de alışmış olduk. Onlar da bizim taleplerimizi değerlendirmeye başladılar. Yavaş yavaş sıraya koyarak misafirlere ilerleyeceğiz. Şimdi başka neler söyleyebilirim size, neler yaptığımıza dair. Membershiplerimizi, yani üyelerimizi fazlalaştırmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki bunun için bir karşılık vermemiz gerekiyor. Biz aslında hep onların yanındayız. Yeni bilgileri onlara sunmaya çalışıyoruz. Bunu sosyal medya sayfalarımızı canlı tutarak bunu sizleri güncelleştirmeye çalışıyoruz bu konularda. Daha da aktif olmaya devam edeceğiz. Her ay nasıl bize SCA yurt dışı bir letter yolluyorsa, onlar haftalık yolluyorlar. Biz de size aylık yollamaya çalışıyoruz. Şimdi güncel olarak yeni merchandising'ler, yani birkaç tane sizin elinizde bulunmasını isteyeceğiniz veya kullanabileceğiniz ürünler hazırlattık. Gösterelim. Bunlar, evet, bunları Bona'nın destekçiliğiyle yaptık. Mesela bir tanesi cupping bowl. Bu çok talep görmüştü geçtiğimiz sene. Yine bu şekilde cupping bowl'lar hazırlattık. Bunların satışı Kaan Yaren tarafından sizlere uygun fiyatlı olarak gösterilecek. Hatta dün bir arkadaşımızın, kahveci bir arkadaşımız sosyal medyasında bunlarda cupping yaparak paylaşmış. Çok hoşumuza gitmişti. Sonra muglar, birkaç tane mug alternatifimiz var. Hepinize, yani tüm SCA'lılara yepyeni bir SCA Türkiye pini yaptırdık. Şimdi önümüzdeki günlerde, yollamakta geç kaldık yine ama önümüzdeki günlerde, önümüzdeki hafta yollayacağız sizlere. Böyle ufak tefek hoşluklar yaparak, ufak tefek bilgilendirmeler yaparak SCA Türkiye'yi %1'lik dilimde tutmaya ve sizin de hoşnut olduğunuz bir ortam haline getirmeye çalışıyoruz. Aslında amacımız hakikaten Türk kahvecilerinin, her çeşit kahvenin bir araya geldiği bir platform oluşturmak. Bu platformu da aktif halde kullanmak. Aslıcığım, benim aslında söyleyeceklerim bunlar. Biraz da programdan belki bahsetmek gerekiyor. Olabilir. İstiyorsan ondan da bahsedeyim. Tamam, biraz. Ondan bahsedelim. Ondan sonra ben de SCA'nın şu anda yaptığı son 1-2 tane güzel çalışmalar. Onları aslında da Türkçeleştireceğiz. İstiyorsan sen ondan bahset önce. Ben sonra öyle yapalım. Programdan bahsedeyim. Tamam. SCA'nın şu anda çok güzel bir işbirliği var. Zürih Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile beraber bu biraz önce bahsettiğim Coffee Skills programı biraz daha genişletilmiş hali, biraz daha detaylandırılmış hali diyelim. Böyle bir program üzerine çalışma yapıldı ve de buradan alınan mezun olduğunuzda, bu programa katılıp mezun olduğunuzda aldığınız sertifika ya da diploma diyelim tamamen Avrupa Birliği onaylı olacak. Bu kahveyle ilgili şu anda alınan en yüksek aslında kahvenin master diploması diyebiliriz. En yüksek mertebesi şu ana kadar düzenlenen bütün eğitim programları içerisinde. Tabii ki limitli bir katılım sayısı olacak. SCA'nın sayfasında İngilizce olarak bu bilgileri bulabilirsiniz. Biz de bunları Türkçeleştirerek sizlere bilgisini vereceğiz. Bunun belli bir bütçesi var tabii ki. Farklı sınıfların farklı bütçeleri var. Ona göre seçimlerinizi yapabilirsiniz. Bununla beraber de Coffee Directory isimli kahveyle ilgili yeşil kahvesinden ekipmanlarına kadar ya da kavurucularla ilgili diyelim tüm dünyada global anlamda ülkelere göre bir indeks yapıldı. Eğer arzu ederseniz SCA'nın sayfasına yine girerek burada kendi firmanızda kayıt edebilirsiniz. Böylelikle de aslında bir online fuar programı gibi düşünün. Burada bütün işte üreticiler olsun, ekipman satıcıları olsun, hatta ikinci el ekipman satanlar bile olduğunu gördüm bu indeksin içerisinde. Bunlara ulaşabiliyorsunuz. Böyle güzel bir şey var, bir platform oluşturulmuş. Bir de Haziran ayında da biliyorsunuz Atina'daki yarışmalar, Dünya Barışçı Yarışması, Demleme Yarışması, Cezve İbrik Yarışması, bu yarışmaların hepsi ertelendi. Maalesef Atina'da bir arada olamayacağız. Kahveci arkadaşlarımızla beraber bir sonraki yeri bekliyoruz, tarihi bekliyoruz SCA'dan. O yüzden de Haziran ayında, önce Nisan ayında Amerika'da yapılacak, Haziran'da da Avrupa tarafında yine online platformda Retail Summit yapılacak SCA Global tarafından. Bunun da ilerleyen günlerde bizler de Türkçeleştirerek sizlerle bunun bilgisini paylaşacağız. Evet, şimdilik son SCA tarafında söyleyeceklerim bunlar. Okay, bunları zaten Yannis İngilizcesini de, İngilizce dinlemek isteyenler de CEO, SCA CEO'su Yannis Apostolopoulos. Evet. Doğru söyledim değil mi? Apostolopoulos bize anlatacak birinci ağızdan. Şimdi yarınki bugünkü program içinde bizden sonra bizim yarım saatlik bir programımız var. İnşallah hepsini doldurabiliriz. Şu an için 15 dakikayı doldurmuş durumdayız. Bizden hemen sonra Yannis bunu anlatacak. Bizim aslında size anlattıklarımızı birinci ağızdan bize İngilizce olarak ifade edecek. Arkasından Kaan Yaren, Orkun Üstüner, Kaan Yaren moderatörlüğünde Orkun Üstüner'le Aylin Ölçer bir araya gelecek. Şimdi Aylin'i pek aslında yani dünyada tanıyoruz ama biz bir araya gelmemiştik. Dolayısıyla size Aylin'le Orkun'u, iki şampiyonu bir araya getirip bu yıl yarışmaları yapamadılar, yarışamadılar ama gerçekte nasıl, hayatta nasıl bunun farkını bize anlatacaklar. Yarışmalarda neler oluyor onu bize ifade edecekler. Sonrasında da Sasa Seçtiş'le bir yayınımız oldu. Kaan'la birlikte biz Sasa'yı ilk defa platformumuza getirdik. Tabii çok heyecanlandık. Ama Sasha çok doğal olarak bizi karşıladı. Hatta yerde oturmuş, odasında, kendi evinde falan. Ha, bu kadar rahatsa biz de bu kadar rahat oluruz deyip aklımıza gelen soruları sorduk. Kaan önceden bir şey hazırlamıştı aslında. Soru listesi. Fakat onun dışında da çok güzel cevaplar verdi bize. Bildiğiniz gibi Sasha Avustralya'da önemli bir kahveci, artı dünyada tanıyor. 2 tane de filmi var. Bu sene Coffee Heroes filmini çekti. Jeff Hunt'ın bir filmiydi bu. 2. filmiydi diyelim. Ve de Agnieszka Rojewska. Doğru mu? Aga diyoruz aslında. Evet, ama Aga. Doğru isim o. Agnieszka. Agnieszka ile birlikte Hidenori'nin de içinde bulunduğu bir film var. Daha bunu biz seyretmedik. Hiçbirimiz seyretmedik. Ya satın almamız gerekiyor. Evet, bunlar hep böyle çok değişik, önemli isimler. Aynen. Hiçbirimiz daha önce seyretmedik. Satın alınması gerekiyor. $3 gibi bir rakama satın alıp seyredebiliyorsunuz. Ama biz dedik ki ya bu enteresan olacak. Aslında Türkiye olarak bu platformda İstanbul Coffee Summit'te biz bunu göstersek çok güzel olur. Dolayısıyla SCA Türkiye olarak biz sizin için bunu getirdik. Ve 2 günde ancak canlı yayında seyretme imkanınız var. Sonrasında YouTube kanalında seyretme haklarını ne yazık ki temin edemedik. Dolayısıyla bu 2 günde imkanınız olursa 1 saat, 1,5 saatlik bir film ama SCA yarışmalarına hazırlanma, oradaki heyecan, ailelerin SCA yarışmalarında yarışanlara desteği veya kahve seçimi, bunun bu kadar kolay yani gelip de oraya yalnızca işte 20 dakika yarışmak olmadığını, bunun arkasında çok büyük bir yatırım olduğunu gösteren bir film. Dolayısıyla seyretmenizi tavsiye ederiz. Özellikle şampiyonaya hazırlanan barista gençlerimizin veya ev baristalarının. Sasha'dan sonra 1,5 saatlik filmimiz var. Bizim yayınımız, SCA yayını bu şekilde birinci gün bitiyor. İkinci günde Aşkan Faraj ile Kaan Yaren bizim yaptığımız gibi canlı yayın açılışını İngilizce olarak yayınlayacaklar, çıkacaklar karşınıza. Arkasından Deniz Taşdemir ve Merve Taner Kızıl'la benim bir söyleşim olacak. Koku tat algısı hakkında bir konuşma bu. Şu anda aslında bilmiyorum nedir, ne değildir. Bildiğim kadarıyla Merve'nin bir rahatsızlığı varmış ve hastanedeymiş. Kendisine sağlık diliyoruz. Bir an önce çıkmasını bizlerle birlikte ve yarışmaların içinde koşturmasını diliyoruz. Evet Merveciğim. Buradan çok sevgilerimizi iletiyoruz Merve'ye. Merveciğim çabuk gel. Evet çabuk gel. Seni bekliyoruz. Evet. Bekliyoruz. Aynen. Koku tat algısı hakkında bir konuşma olacak. Kokunun damak, dil ve burunun nasıl birbirine bağlı olduğunu aslında aroma, lezzet ifadelerini farklı ifadeler olduğunu ve daha farklı böyle miymiş diyebileceğiniz detayları ben dedim çünkü duyabileceksiniz bu konuşmada. Arkasından sabahleyin Aslı'nın ve de diğer kadın kahvecilerin bir Alper Bey'le konuşmasını dinledim. Biz de bunun bir ufak versiyonunu yapmışız. Baristalar tarafı, hem home barista hem de gerçek baristalar tarafını kadınlarla bir şey yaptık, söyleşi yaptım ben. Burada Sarit vardı, Sarit Eskinazi ki Tel Aviv'den bağlanıyor. Pınar Mısır, Tara Aktepe var, Katar'dan bağlanıyor. Aslı Yalçın aslında Ankara'dan bağlanıyor ama uzakları birleştiren bir kadın Aslı'da, bir home barista. Uçuyor. O da bir hostes aslında, uçuş görevlisi. Dolayısıyla bu konumuz uzakta ve uzağa birleştiren kahve kadınları olarak şey yaptık, belirledik. Aslında tabii ki sizin çektiğiniz zorluklardan çok şey yapmadık ama Tel Aviv'de, Katar'da veya uçarken kahve içen insanların talepleri nasıl oluyor? Biz aslında bu konuda birazcık daha konuştuk veya yurt dışındaki kahve komünitesi hakkında konuştuk. Arkasından Guatemala kahvesini bize kalıp olarak geldi. Ana kafeyi dinleyeceksiniz. Guatemala'nın çok güzel nitelikli kahveleri var. Bu konu hakkında Andrea Vergara size bilgi verecek. Arkasından da yine tekrar birinci gün, yani bugün seyredememiş olanlara tekrar seyredebilsinler diye Coffee Heroes filmini 1,5 saatlik koyduk. Umarım hoşunuza gider. Bizim programımız bu kadar. Evet. Ben bir şey söyleyebilir miyim size? Evet, evet. Aslı, Pınar ve Sarit'le yaptığınız program sonrasında ya da öncesinde diyeyim, öncesinde daha doğrusu. Hı. Hiç uçakta bugüne kadar kahve yaptınız mı? Eminim bu konuyu konuşmuşsunuzdur programda. Çok evet, ama kahve yani içmeyeceğiz uçakta. Kendi kahvemizi götüreceğiz yolda. Yaptınız mı, denediniz mi? Ben tabii yani içmişliğimiz vardır yani. Yok kahve. Siz kendiniz mesela işte yanınızda AeroPress olsun, başka şeyler olsun. Hayır. Onu hayır. Kabinde yani yaptınız mı, kabinde uçak? Yok, o kadar yapmadım. Çünkü aslında şöyle bir şey var, su sokmak yasak ya da yani ufak su sokmak var da onu ısıtmak orada problem olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla yapmanın zorluğunu düşünüyorum ama uçaktaki suyu Aslı kullanmıyormuş. Ben onu öğrendim. Biz de öğrendik onu. Evet, ben onu öğrendim. İşte orada nasıl kahve içilir? Neyse yani hani uzun yollarda evet artık bir kerelik deyip içeceğiz. Yani kahve kahvedir, kahve candır, kahve canandır. O yüzden bu konuda bir şey diyemiyorum. Yani orada da içmemiz gerekirse içeceğiz. Dağtaş'ta kendi kahvemizi, V60'imizi, AeroPress'i, Kaflano'nun çok güzel modelleri var. Onlarla yapabiliriz ama bakalım işte. Evet. Önümüze neler gelecekse onu denemeye hazırız. Çünkü bu pandemi döneminde herkes her şeyi denemek zorunda kaldı. Değişmek zorunda kaldı. Değişmemiz gerekiyor. Sisteme ayak uydurmamız gerekiyor. Doğrularımızı kaybetmeden, ben ona inanıyorum. Senin söylediğin gibi dostlarımızla, sevdiklerimizle daha çok vakit geçirebilecek platformlar yaratmamız gerekiyor. Ama hepimiz bu online'da bile birbirimizi görerek mutlu olmaya alıştık. Demek ki sistem buymuş dedik. Umarım birbirimizi kucaklayacak aktivitelerimiz olur. Evet. Birbirimizi kucaklayacak zamanımız olur ve sağlığımız yerinde olur. Başka bir şey söyleyemiyorum bu konuda. Kesinlikle. Bize bu arada bilmiyorum ne kadar kaç dakikamız kaldı? Şu anda 12.54. Çok az vaktimiz var. Toparlayalım o zaman. Yani bu arada bize tabii çok sorular geliyor. İşte hem eğitimleri soruyorlar, soran üyelerimiz olsun ya da bizim takipçilerimiz olsunlar. SCAturkey.com sayfasından biraz önce Ayşen Hanım da bahsettiği gibi eğitmenlerle ilgili bilgi alabilirsiniz. Bizim info ya da hello@scaturkey.com adresine mail atarak bizlere ulaşabilirsiniz. Yarışmalarla ilgili çok soru geliyor. İşte yarışma ne zaman olacak diye. Biraz önce bahsettiğimiz gibi yarışmalar ertelendiği için, global yarışmalar ertelendiği için öncelikle ulusal yarışmacılarımızı dünya yarışmalarına yollamamız gerekiyor ki yeni yarışmalar yapabilelim, ama pandemi nedeniyle maalesef şu anda belirli bir tarih yok Türkiye'de ne zaman yarışma yapacağımıza dair. Zaten SCA'da bizi bu konuda yönlendirecek. Yani 2021 yılında bir yarışma yapabilecek miyiz? Şu an biz de bilmiyoruz. Hani bunu da buradan bildirmiş olalım. Onun dışında kahveyle ilgili, mesleğimizle ilgili, aklınıza takılan herhangi bir soru da olsa bize birçok platformdan ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan, Instagram'dan, Facebook'tan ya da e-mail adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Biz de kısa sürede sizlere mutlaka geri dönüş yapmaya çalışacağız. Yeni fikirleriniz varsa bizlerle lütfen paylaşın. Biz çünkü gerçekten özellikle pandemi nedeniyle birazcık durmak zorunda kaldık. Fiziksel aktivitelere maalesef çok yer veremiyoruz. Online platformlarda, iyi ki online platformlar var. Yani yeni bir dünya oldu bizim için, ama online platformlarda devam ediyoruz. Bir müddet böyle olacak gibi. Ama arada değişik fikirler olur, bir şeyleri çözebilecek bir fikir gelir. Onları da değerlendirme mutlaka alırız. Aslıcığım, aslında galiba 4 dakikamız kaldı. Evet. Ben son bir mesaj vermek istiyorum. Tabii. Tüm kahve severlere, kahve içenlere lütfen kafelere gidin. Yakınınızdaki kahvelere, komşu kahvelerinize gidin. Oralarda kahvenizi içerken lütfen sosyal mesafenizi koruyun ki daha fazla kırmızıya dönen ilimiz olmasın, hepsi maviye dönsün ve kahvecilerimizde veya diğer ticari ortamlarda kapanmasın ki daha çok sosyalleşebilecek ortamlar bulalım. Evet. Benim son mesajım buydu. Umarım güzel günler görürüz, ama önce her şey bizim elimizde. Biz tedbir almazsak, çok söyleniyor. Belki hepimiz çok sıkıldık bundan, ama doğru da bu, gerçekti bu. Şu an yaşadığımız günler için en azından tedbir alarak ancak daha sağlıklı günleri göreceğimizi düşünüyoruz. Umarız daha güzel günlerde bir arada beraber gelebiliriz. Peki, biz yayınımızı burada kapatıyoruz. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. SCA odasındaki dediğim gibi söyleşileri lütfen izleyin, kaçırmayın. Filmi asla kaçırmayın. Bir daha sefere görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İstanbul Coffee Summit ekibine de bir kez daha teşekkürler. Aynen. Harika bir organizasyon. Görüşmek üzere.